arkadaşlar ben Zeynep Çakır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yandan düğmeli burgulu yelek yapılışını baştan sona anlatacağım. Daha önce kanalımda hırka olarak çalışmasını anlatmıştım. Videonun sonunda da kısaca yelek çalışmasını sizlere anlatmaya çalışmıştım. Bu videoda da ise yeleğimizin anlatımını baştan sona yaptım. Yeleğimizin boyutu 6 aydan bir yaş için uygun oldu. Videonun sonunda sizlere nasıl büyütebiliriz, nasıl küçültebiliriz anlatımını yapmaya çalıştım. Sizler de oradan bakarak bu güzel modeli hem bebekleriniz için hem çocuklarınız için örerek kullanabilirsiniz. Yeleğimizin ön bedeni bu şekilde olarak tamamlandı arka bedenimizde düz örgüden oluşarak tamamlanmış oldu özellikle yeni doğan bebeklerimiz için bir yaş bir buçuk yaş bebeklerimiz çocuklarımız için çok kullanışlı bir yelek çalışması oldu yeleğimi örmek için üç buçuk numaralı şiş kullandım toplam altı adet düğme kullandım ne ee, Alize Baby Best ip kullanarak ördüm. İkinci yumağımdan çok az bir şey kullandım arkadaşlar. E, toplamda 5-6 sıra kullanarak ikinci yumağımı tamamladım. Kullandığım ipim ise Alize Baby Best. Renk numarası ise 368. 250 metre uzunlukta bir ip kullanmak isterseniz hemen hemen e, tam yetecektir diye düşünüyorum. Hazırsanız yapımına hep birlikte başlayalım. olarak yakasından başladım. 3,5 numaralı şiş kullanarak öreceğim. Kullandığım ipim ise Alize Baby Best 100 gram ağırlığında 240 metre uzunluğunda bir ip kullanıyorum. Renk numarası 368. Yeleğimizin yakası için şişime toplamda 76 ilmek atarak 76 ilmeğimi de önden ve tersinden 4 diş haroşa boyu olana kadar ördüm. Örmeye devam ederken kenar ilmeklerimin haraşo olabilmesi için sıra sonundaki son ilmeğimi yine haraşo örgü olarak ördüm. Sıra başında örmeden ilk ilmeğimi örmeden alarak kenar ilmeklerimi tamamladım. Ve böylelikle kenar haraşo ilmeklerimizi de e, kenar ilmeklerimi de haraşo örgü olarak tamamlamış oldum. 76 ilmeğimizi yakamız için toplamda 4 diş haroşa boyu ördükten sonra şu an ön yüzdeyim. Ruba sayılarını ayırarak önde de modelimizi uygulayarak örmeye devam edeceğim. Yeleğimiz yandan düğmeli bir yelek olacak. Ruba ayırım sayısı da 7 ilmeğimiz pat ilmeğimiz, 11 ilmek kolumuz, 2 ilmek tersimiz, 17 ilmek arka, 2 ilmek ters artırma ilmeğimiz var. 10 ilmek kol yine 2 ilmek artırma ilmeğimiz. 19 ilmek ön 7 ilmek pat olarak ayrımını yaptım. Ve şu an ön yüzdeyim. Roba artırmalarını yaparak örmeye başlıyorum. İlk bir bu birkaç sırayı dikkatli bir şekilde takip ettiğinizde çok rahat şekilde yeleğinizi örmeye devam edebilirsiniz. Örmeye başlıyorum. Kenar her iki kenarda bulunan 7 ilmeğimi haroşa örgü öreceğim. Kolda, arkada, önde bulunan ilmeklerimizi de önden düz, tersinden ters örgü öreceğim. Aralardaki iki artırma ilmeklerimizi de önden ters, tersinden düz örgü örerek sıramı tamamlayacağım. Sıra başında bulunan kenar 7 ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplamda 7 ilmeğimi haroşalı örgü örerek sıramı tamamladım. 7 ilmeğimizden sonra hemen bir gizli artırma yaptım ve kol ilmeklerime geldim. 10 tane kol ilmeğimiz var. Düz örgü örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimi kolumuz için ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Aradaki iki artırma ilmeğimi ters ördüm ve hemen bir gizli artırma yaptım ve arka beden ilmeklerimize geldik. Toplamda 17 ilmeğim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17 ilmeğimi düz ördüm, bir gizli artırma yaptım, aradaki iki ters ilmeğime geldim, artırma ilmeğimizi ters ördüm, bir gizli artırma yaptım, ikinci kolumuza geldik. Burada yine 10 tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10. 10 ilmeğimi düz örgü ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Aradaki iki ters ilmeğime geldim. 2 ilmeğimi ters ördüm. Ve bir gizli artırmamı mı e, yapmadım burada arkadaşlar. Burada öndeki artırmalarımızı e, vurgumuz olacak. Ön bedenimizde her iki kenarda vurgumuz olacak. Ortada da düz ilmeklerimiz olacak. Burada koldaki artırmamızı yaptık. 2 ters ilmeğimizi ördük. Şimdi ön ilmeklerimize geldik. 19 ilmeğimiz var. Burada her iki kenarda 4 ilmeğimiz e, burgu ilmeklerimiz olacak. E, hemen ortasındaki düz ilmeklerimizin e, sağında ve solunda ters ilmeklerimiz olacak. Ortadaki 5 tane düz ilmeğimiz kalacak. Artırmalarımızı önde o 5 ilmeğimizin sağından ve solundan yapacağım. Şimdi iki ters ilmeğimizi ördük. Burgumuz için 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi ördüm burgu ilmeğimi, iki ters ilmeğimi ördüm ve bir gizli artırma yaptım. Ortada 5 tane ilmeğimiz var. Düz örüyorum 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım. Bu ortadaki bir 5 öndeki artırmalarımızı, ortadaki 5 ilmeğimiz vardı sağından ve solundan yapacağım. Şu an artırdığım için 7 ilmeğimiz oldu. Ve diğer tarafa geldim. Burada hemen 2 tane ters ördüm. Burgumuz için 4 tane düz ördüm. Kalan 2 ters ilmeğimi de örerek ön yüzden roba sayısını ayırmış olduk ve artırmalarımızı da yapmış olduk. Şuradaki işaretimi alacağım hemen daha rahat devam edebilmek için. Ve sıra sonunda bulunan 7 ilmeğimize geldik kenar patımıza. Burada ilk düğme iliğimi de açacağım. Düğme iliğimizi açmak için de 1, 2 ilmeğimi harış ördüm. 3. ve 4. ilmeğimi birlikte aldım. 1 bir doladım. Kalan 3 tane ilmeğimi örerek ilk düğme iliğimizi sıra sonunda açmış oldum. Bundan sonraki düğme iliklerimizi de Arada her 10 diş haroşa boyu olduktan sonra açarak devam edeceğim. Tersine dönüş yaptım. Tersinde devam ediyorum. Kenar 7 ilmeğimizi yine haroşa örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplamda 7 ilmeğimi haroşa ördüm. 2, 4, 6, 7 Ve devam ediyorum tersinde. Bu önde yaptığımız ters ilmeklerimiz tersinde düz. Vurgumuz için 4 ilmeğimiz tersinde ters. Hemen sağındaki ve solundaki e, ters ilmeklerimiz yine tersinde düz. Yani kenar ilmeğimizden sonra 2, 4, 6, 7 ilmeğimizden sonra 2 düz, 4 ters, 2 düz. Ortada artırdığım ilmekle 5 ilmeğim vardı, 7 ilmeğim oldu. Ters örüyorum 7 ilmeğimi. 7 ilmeğimi ters ördüm. 2 düz. 4 tane burgumuz için ters. Yine iki tane düz ördüm. Ve kol ilmeklerime geldim. Ön ilmeklerimizi tersinde tamamlamış olduk. Burada kolda, arkada e, ve diğer önde artırdığımız ilmeklerimizi modelimize dahil ediyoruz. Yani koldaki ilmekleri kola, arkadaki ilmekleri arkaya dahil ettiğimiz için artırdığım ilmeklerde dahil ters örgü örüyorum. Kolumuz için 10 ilmeğimiz vardı. 12 ilmeğimi ters ördüm. Hemen iki tane düz ilmeğim var. Artırma ilmeğimi düz ördüm. Arka beden ilmeklerimize geldik. Arka beden ilmeklerimizi ters örgü örüyorum. 19 ilmeğimiz oldu. 19 ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Arka ilmeklerimi tamamladım. Aradaki iki artırma ilmeğimi düz ördüm. Diğer kolumuza geldik. Yine diğer kolumuz içinde 10 ilmeğimiz vardı. Sağında ve solunda arttığı için 12 ilmeğimiz oldu. 12 ilmeğimizi ters örgü örerek kenar patımıza kadar sıramı tamamlıyorum. Kalan 7 ilmeğimizi de haroşa örgü örerek tersinden sıramı tamamlamış oldum. Ön yüzde dönüş yapıyorum. Tekrar artırmalarımı yaparak devam ediyorum. Şuradaki işaretlerimi alacağım. Sıramız belli oldu. Daha rahat örebilmek için sıra başında hemen kenar 7 ilmeğimi ön yüzdeyim. 7 ilmeğimi haroşa örüyorum artırmalarımı sadece ön yüzde yapacağım tersinde artırdığımız ilmeklerimizi ters örgü olarak öreceğim 2 4 6 7 bir gizli artırma yaptım ve kol ilmeklerimi örmeye başlıyorum aradaki ters ilmeğime kadar düz örgü örerek devam ediyorum Ters ilmeğimi kadar kol ilmeklerimi ördüm. Bir gizli artırma yaptım. İki ters ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Arka ilmeklerimize geldik. Yine aradaki iki ters ilmeğimize kadar arka beden ilmeklerimizi düz örgü örerek devam ediyorum. iki tersin meyve geldim. Hemen sağından bir gizli artırmamı yaptım. İki tersimi ördüm ve solundan bir gizli artırmamı yaptım. Şu işaretlerimi de alacağım. Ve diğer kolumuza geldik. Diğer kolumuz içinde yine iki artırma ilmeğimize kadar düz örelim arkadaşlar ve öndeki modelimizi takip ederek devam edelim kol ilmeklerimi örerek aradaki iki artırma ilmeğime kadar geldim artırma ilmeğimin hemen sağından bir gizli artırmamı yaptım 2 ilmeğimi ters ördüm ve önde bulunan modelimize geldik. Burada her iki kenarda 4 ilmeğimiz burgu ilmeğimiz vardı. Bu sırada bükme işlemini yaparak burgularımızın ve ortadaki düz ilmeklerimizin üzerine de ajur modelini uygulayarak devam edeceğim. 2 ilmeğimden sonra hemen sonrasında gelen 4 ilmeğim var burgu ilmeğimiz. Burada burgularımızın sırasını takip etmek için hemen şu iki ilmeğimizin bir ters ilmeğini ördükten sonra şuraya bir işaret takalım arkadaşlar. Bundan sonraki burgularımızın sırasını daha rahat takip edebilmek için elinizde işaretiniz yoksa şu aradan küçük farklı renkte bir geçirerek de devam edebilirsiniz. İkinci ters ilmeğimi ördüm ve dört ilmeğime geldim. Burada burgularımızın e, bükme işlemini sağa doğru baştakini sola doğru diğerini sağa doğru yapacağım. Baştaki 4 ilmeğimin ilk iki tanesini örmeden hemen aparatıma aldım. Kalan iki tanesini düz ördüm. Aparatıma aldığım ilmeğimi de tekrar sol şişimi alarak aldığım ilmeklerimi de düz örgü örerek bükme işlemini yapmış oldum 4 ilmek üzerinden bundan sonraki bükmemizin tekrar sırasını vereceğim sizlere. Hemen sonrasında gelen iki ters ilmeğimi ördüm ve ön ilmeklerimin düz ilmeklerime geldim. İki tersimden sonra bir gizli artırma yaptım. Ortada 5 ilmeğimiz vardı. Bir önceki sırada her iki kenarında artırma yaptığım için 2 4 6 7 ilmeğimiz oldu ve ortaya tam orta kısma ajur modelini uygulayacağım. Burada modelimizi toplamda 5 ilmek üzerine uygulayacağız arkadaşlar. Şu an şişimde 7 ilmeğim var. Artırmamı yaptıktan sonra bir tane düz ördüm ve hemen ortadaki 5 ilmeğimin üzerine modelimi uygulayacağım. Baştaki 2 ilmeğimi bir alacağım, bir dolacağım, ortada bir öreceğim. Sonraki 2 ilmeğimi bir alarak ajur modelini uygulamaya başlamış olacağım. Bu baştaki iki ilmeğimi de sağa doğru e, alacağım için, sola doğru alacağım için ilmeklerimin yönünü değiştireceğim, kestiğim ilmeklerimin düzgün olması için hemen iki ilmeğimi şişimden çıkardım. Öndeki ilmeğimi arkadan şişim aldım, diğer ilmeğimi de önüne alarak aldığım iki ilmi iki ilmeğimizi de birlikte alarak burada bir ilmek kestim kestiğim için bir doladım yani bir ajur yaptım. Bir düz ördüm. Bir doladım ve sola doğru iki ilmeğimi birlikte alarak ajur modelini ortada uygulamış oldum. Bir kalan düz ilmeğimi ördüm. Yine ortadaki ilmek sayımızda hiçbir değişiklik olmadı. Modelimizi uyguladık. Burada burgumuzdan önce hemen gizli artırmamı yapıyorum. Dediğim gibi öndeki artırmalarımızı şu ortadaki ajur modelini uyguladığımız düz ilmeğimizin sağından ve solundan yaparak devam edeceğim. İki tersimizi ördüm ve diğer burgumuza geldim. Burada burgumuzu e, içe doğru yapacağım. Onun için ilk iki tanesini örmeden dışa doğru aldım. Kalan iki taneyi ördüm. Ve dışa doğru aldığım ilmeğimi tekrar sol şişime arkadan alıyorum. Aradan şöyle ipimi geçirip aldığım ilmeklerimi de düz örgü örerek öndeki hem burgumuzu yapmış olduk. Ajur modelini uygulamış olduk. Artırmalarımızı da yapmış olduk. Kalan iki ilmeğimi ters örüp kalan 7 ilmeğimizi de haraşo örgü örerek sıramı tamamladım. Tersine dönüş yapıyorum. Tersinde yine ilmeklerimizi yönüne göre örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi haroş örüyorum. 2 tane düz ilmeğim var. Burgumuz için 4 tane ters. Tekrar 2 tane düz ve önde ajur modelini uyguladığımız yere geldik sağında ve solunda artırma yaptığımız için 9 tane ters örüyorum ajur modelimizde dahil 9 ilmeğimi ters örgü örerek sıramı tamamlıyorum hemen sonrasında iki tane düz ilmeğimiz var burgumuz için 4 tane ters tekrar iki tane düz ilmeğimi örerek önde bulunan ilmeklerimin sırasını tamamladım diğer tarafa geldik diğer tarafta zaten yönümüz belli arkadaşlar kol ilmeklerimizi ters aradaki iki artırma ilmeğimi düz arka ilmeklerimi ters diğer artırma iki ilmeğimi düz diğer kol ilmeklerimi ters kalan yedi ilmeğimi de haroşa örgü örerek sıramızı tamamlayalım ön yüzden artırmalarımızı yaparak devam edelim. Tersinden sıramı tamamladım. Hemen şöyle baktığımızda öndeki ilmeklerimiz ortaya çıkmaya başladı. Kol ve arka ilmeklerimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Sıra başında kenar 7 ilmeğimi ördükten sonra hemen bir gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerimi öreceğim. Aradaki iki ters ilmeğimi kadar örüp sağından gizli artırmamı yapacağım. İki ters ilmeği örüp solundan gizli artırmamı arka ilmeklerimizi yine aynı şekilde yönüne göre ör, örerek ters ilmeğimi sağından ve solundan artırmamı yaparak tamamlayacağım. Diğer kolumuzu da yine iki ters ilmeğimize kadar örerek tamamlayacağım. Artırmalarımızı yaparak kolumuza kadar devam edelim arkadaşlar. Tekrar öndeki modelimizi hep birlikte uygulayalım. Ön yüzden artırmalarımı yaparak kolda bulunan ilmeklerimi artırma ilmeğime kadar gelerek sıramı tamamladım. Kol ilmeklerimi ördüm. İki ters ilmeğimin önünden hemen kolda gizli artırmamı yaptım. İki ters ilmeğimi ördüm ve modelimi öndeki bulunan modelimi takip ederek devam edeceğim. Burada ajur modelimizin ilk sırasını ajurlarını yapmıştık. Bu sırada ikinci ajurumuzu da uygulayarak modelimizi de tamamlayacağım. 2 ters ilmeğimden sonra hemen burgumuz için 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi ördüm. iki tane ters ilmeğimi ördüm, artırma ilmeğimi bir gizli artırmamı yaptım ve önde bulunan düz ilmeklerimize geldik. Burada hemen bir önceki sırada yaptığımız ajur ilmeğimizin tam ortasındaki ilmek var arkadaşlar. Bu tam ortadaki ilmekle birlikte sağındaki iki ilmeğimizi bir alarak bir artırarak yine modelimizi tamamlamış olacağım. Yani artırmamı yaptıktan sonra 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Artırdığım ilmekle ortadaki düz ilmeğimin ikisini birlikte aldım. Bir doladım. Kalan 3 tane ilmeğimi de örerek pardon 4 tane ilmeğimi de örerek modelimi tamamlamış oldum ve hemen bir gizli artırma yapıyorum ajur modelimizi tamamladık bundan sonraki tekrar ajur modeline kadar ortadaki ilmeklerimizi yine düz önden düz tersinden ters örgü örerek devam edeceğim İki ters ilmeğime geldim sağından bir gizli artırmamı yaptım iki ilmeğimi ters ördüm Diğer burgumuz için 4 tane düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi ördükten sonra 2 ters ilmeğim var. Kalan 7 ilmeğimi de kenar patımız için örerek sıramı tamamladım. Hemen tersine dönüş yapıyorum. Tersinde yine modelimi yönüne göre örerek devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmeğimi haroşa örgü örüyorum hemen sonrasında 2 düz 4 tane ters 2 düz ve ortadaki düz ilmeklerime geldim. Artırdığım ilmekle birlikte 2 4 6 8 10 11 ilmeğimiz var. 11 ilmeğimi ters sürüyorum. Bundan sonraki ajur modelimizi de öndeki ilmeklerimiz artmaya devam ettikçe arkadaşlar bu sırada bir tane uyguladım. Bir sonraki sırada iki tane uygulayacağım. Bir sonraki sırada robamız genişledikçe üç tane yan yana uygulayarak ve çaprazlama uygulayarak devam edeceğim. Hemen şöyle önden baktığımızda da gördüğünüz gibi ilk sırada iki tane ajurumuz. ikinci sırada bir ajur uygulayarak modelimizi tamamlamış olduk. Ve her model sırasını da hemen şöyle şu son ajur sıramızı saydığımızda tersinden ters örgülerimiz toplamda 5 sıra olunca tekrar ön yüzden yine ajur modelini uygulayarak devam edeceğim. Ortadaki düz ilmeklerimi ördüm, iki tane düzüm ördüm, altıta e dört tane ters ilmeği örüyorum burgumuz için e ve hemen iki düzümü örerek. Kol ilmeklerime geldim. Yine kol ilmeklerimizi aynı şekilde yönüne göre örerek tersinden sıramızı tamamlayalım. Tekrar ön yüzden öne kadar gelelim ve devam edelim. Ön yüzden artırmalarımızı yaparak ön beden ilmeklerimize kadar gelerek tamamladım. Kol ilmeklerimi ördüm. iki ters ilmeğime geldim. Kolda hemen artırmamı yapıyorum aradaki iki ters ilmeğimi ördüm ve e, burgu ilmeklerimiz için dört tane düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi ördüm, iki tersimi ördüm ve ön bedene geldim, bir gizli artırma yaptım. Bir sonraki sırada yine bükme işlemini de yaparak sıramı tamamlayacağım, devam edeceğim. Ön ilmeklerimize geldik. Artırmamı yaptım. İlk modelimizi tamamladığımız için ortadaki düz ilmeklerimde hiçbir işlem yapmadan burgumuzun sağındaki ters ilmeklerime kadar düz örgü örerek sıramı tamamladım ve hemen bir gizli artırmamı yaptım iki ters ilmeğimi ördüm burgumuz için toplamda dört tane düzümüz var hemen sonrasında yine iki ters ilmeğimi örerek kalan kenar patımızı da örerek sıramı tamamladım ve ön yüzden sıramı tamamlamış oldum hemen tekrar şöyle bakalım Gördüğünüz gibi artırmalarımızı ortadaki ilk başta 5 ilmeğimiz vardı. Hep sağından ve solundan yaparak devam ediyorum. Artırdığım ilmeklerimi de düz örgü modelimle dahil ediyorum. Vurgularımız ve ters örgülerimiz aynı şekilde sabit devam ediyor. Tersine dönüş yaptım. Tersinde zaten ilmeklerimiz iyice yönü ortaya çıkmaya başlamış oldu. Hemen kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar ilmeğimle birlikte toplamda 7 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 düz, 4 tane ters. 2 düz. Ortadaki ilmeklerimizi düz ilmeğime kadar ters örüyorum ajur ilmeklerimizi. Artırdığım ilmekler de dahil Burada hemen baktığımızda gördüğünüz gibi son ajur modelimizden sonra da 3 sıra ters örgüm oldu. Burası 5 sıra olunca tekrar ikinci kez ajur modelini uygulayacağım. Hemen iki düz burgumuz için 4 ters 2 düz örerek öndeki ilmeklerimizin sırasını tamamladım. Diğer ilmeklerimizde yine aynı şekilde yönüne göre örerek tersinden sıramızı tamamlayalım. Tekrar ön yüzden hemen öndeki burgumuza kadar sıramızı takip ederek artırmalarımızı yaparak devam edelim arkadaşlar. Tekrar önde bulunan bükme işlemini hep birlikte yapalım. Tersinden sıramı tamamladım. Ön yüzden kol artırmalarımı ve arka artırmalarımı yaparak aradaki iki ters ilmeğime kadar öndeki ilmeklerime kadar geldim. Kol ilmeklerimi ördüm. İki ters ilmeğimin hemen sağından bir gizli artırmasını yaptım ve burada ikinci bükme işlemini yapacağım. Şu işaretimden sonra aradaki ters örgülerimi saydığımda 2, 4, 6 sıra olmuş. Bundan sonraki her bükme işlemini de her 6 sırada bir yaparak devam edeceğim. Buradaki ilmeğimin bir ilmeğini ördüm. Buradaki yine sıramızı takip edebilmek için hemen şöyle işaretimi. Aradan geçiriyorum Tekrar yine altı sıra olunca Bükme işlemini yapacağım Diğer kalan ters ilmeğimi de ördüm Şimdi buradaki bükmelerimizi Yine aynı şekilde yapacağım İlk baştaki bükmemizi iki ilmeğimi örmeden şişime alıp Aparatımı alıp öne doğru aldım Kalan iki ilmeğimi ördüm Aparatımdaki ilmeğimi Sol şişime alarak Bükmemizi yaptım İki ilmeğimi ördüm ve bükmemizi tamamlamış olduk. Hemen iki ters ilmeğimi ördükten sonra öndeki artırmamı yapıyorum. Bu öndeki artırmanızı dikkat edin arkadaşlar. Unutmadan her sırada e, dikkatli bir şekilde artırmalarınızı yapın. Artırmamı yaptıktan sonra öndeki ilmeklerimi yine düz örgü örerek diğer burgumuza kadar devam ediyorum. Düz ilmeklerimi tamamladım ve iki ters ilmeğime geldim. Hemen sağından bir gizli artırmamı yaptım. İki ters ilmeğimi ördüm. Buraya işaret takmadım. Buradaki işaretimizin sırası yeterli oluyor. Burada zaten bükmemizi yaptığımızda buradaki bükmemizi de yapmamız gerekiyor. Dört ilmeğimin iki tanesini dışa doğru örmeden aldım. Kalan iki taneyi ördüm ve dışa doğru aldığım ilmeklerimi de iki ilmeğimi de sol şişimi alarak iki tane düz örgü örerek bükme işlemini yapmış oldum karşılıklı bir şekilde tamamlandı hemen iki tane ilmeğimi ters ördüm kalan 7 ilmeğimizi de örerek sıramı tamamlıyorum tersinden yine aynı şekilde sıramı tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi yönüne göre örerek tamamlayacağım arkadaşlar. Ve tersinden sıramı tamamladığımda hemen ilk ajurumuzdan sonra toplamda bir sıra ters örgülerimiz olacak ve tekrar ön yüzden her iki kenarda tekrar ajur modelini uygulayarak devam edeceğim. E, tersinden sıramızı tamamlayalım. Ön yüzden tekrar önde bulunan iki artırma ilmeğimize kadar artırmalarımızı yaparak gelelim ve modelimizi tekrar uygulayalım. Burgu işlemini tamamladıktan sonra tersinden sıramı tamamladım. Ön yüzden artırmalarımı yaparak önde bulunan ilmeklerime kadar geldim. Burada hemen ilk ajur modelimizden sonra ters örgülerimizi saydığımızda toplam 5 sıra demiştim arkadaşlar. Şu arası biraz kısa olduğu için ve modelimizin de eşit bir şekilde uyguladığımızda tam gelmesi için bu sırada da hiçbir işlem yapmayacağım. Bir sonraki sırada modelimi uygulayarak devam edeceğim. Burada hemen şöyle baktığımızda kola kadar e, geldim. Artırmamı yaptım. Bu sıramızı da yine aynı şekilde ilmeklerimizi yönüne göre örerek tamamlayalım. Öndeki artırmalarımızı yapalım. Tersinden sıramızı tamamlayalım. Bir sonraki sırada ajur modelini uygulamaya başlayalım. E, bu sıramızı da tamamladığımızda önden ve tersinden Hemen ilk ajur modelimizden sonra ters örgülerimizi saydığımızda 7 sıra olacak. Yani ajur modelimizi her 7 sırada bir uygulayarak devam etmiş olacağım. Önden artırmalarımızı yaparak geldim. Ön ilmeklerimi ördüm. Bir gizli artırmamı yaptım. Sıramı tamamlayarak devam ediyorum. Bu sıramızı da önden ve tersinden e, tamamlayalım. Tekrar ön yüzden öndeki ilmeklere kadar artırmalarımızı yaparak devam edelim. Yakadan sonra artırma sıramızı da saydığımızda 2 4 5 olmuş. Bu sıra 6. sıramız. 6. artırmalarımızı tamamlayalım. 7. artırmalarımızı yaparak öne kadar gelelim. Ajur modelini uygulayalım. Yönden ve tersinden tekrar artırmalarımı yaparak sıramı tamamladım. Ön yüzden yine artırmalarımı yaparak öndeki düz ilmeklerime kadar geldim. Kolumuzda artırmamı yaptım. iki ters ördüm. Dört tane burgu ilmeğimiz için düz. iki tane ters ilmeğimi ördüm. Ön bedendeyim düz ilmeklerimde ikinci kez ajur modelini uygulamaya başlayacağım ve hemen ilk ajur modelimizin ikinci sırasından itibaren 2, 4, 6, 7 sıra oldu arkadaşlar. Her 7 sırada bir ajur modelini uygulayarak devam edeceğim. Ön yüzde düz ilmeklerimin üzerine ilk sırada bir tane ajur modeli uygulamıştım. Bu sırada iki tane çaprazlama olarak ajur modelini uygulayacağım. E aralarda yine 5 ilmeğimiz olacak. Modelimiz 5 ilmek ve katlarından oluşan bir model. Hemen bu ortadaki 5 ilmeğimin e, sırasını takip ediyorum. Şu ortadaki bir ilmeğimizi takip ettim. Tam orta ilmeğini buldum. Sağından 2, solundan 2 ilmek ayırdığımda hemen şöyle 2 4 5 ilmeğimiz ortadaki ilmeğimiz. Bunun çaprazlama olarak uyguladığımız için hemen sağındaki 5 ilmeği modeli uygulayacağım? Ortada 5 ilmeğimiz düz kalacak ve tekrar solundan da 5 ilmeği modelimi uygulayarak her iki kenara tekrar ikinci kez modelimi uygulamış olacağım ve iki tane ajur modeli uygulayacağım. Şimdi iki ters ilmeğimizden sonra bir gizli artırmamı yaptım. Burada ortada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğimiz var. Bir gizli artırmamı yaptıktan sonra bir tane düz ilmeğimi ördüm ve ilk 5 ilmeğimin üzerine modelimi uyguluyorum ilk 2 ilmeğimin yönünü değiştireceğim ikisini şişimden çıkarttım öndekini arkaya diğerini öne alarak ilmeklerimin yönünü çevirdim ve ikisini birlikte aldım bir doladım bir düz ördüm bir doladım iki ilmeğimi birlikte alarak Burada sağ tarafta ikinci kez ilk modelimi uyguladım. Şimdi hemen şöyle baktığımızda yine arada 5 ilmeğimiz, bir önceki modelimizin ilmekleri onu düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar ikinci kez modelimi uygulayacağım. 2 4 6 tane ilmeğim var. İlk 2 ilmeğimi şişimden çıkardım ilmeklerimin yönünü çevirdim ikisini birlikte aldım bir doladım bir düz ördüm bir doladım iki ilmeğimi birlikte aldım kalan bir düz ilmeğimi de örerek ön yüzde ikinci kez eşit bir şekilde modelimizi uygulamaya başlamış olduk iki ters ilmeğime geldim hemen önünden bir gizli artırmamı yaptım iki ters ilmeğimi ördüm burgumuz için dört tane düz 2 tane ters kalan patlarımızı da örerek sıramı tamamlıyorum. Tersine dönüş yaptım. Tersinde yine aynı şekilde ilmeklerimizi yönüne göre örerek tamamlayacağım. Tekrar ön yüzden hemen e, burgumuza kadar gelelim arkadaşlar ve modelimizin ikinci sırasını yine hep birlikte tamamlayalım. tersinden sıramı tamamladım ön yüzden artırmalarımı yaparak öndeki ilmeklerime kadar geldim e, ajur modelimizin ikinci sırasını uygulayacağım bu sırada da hemen burgumuza da baktığımızda 2 4 6 sıra olmuş tekrar burada burgularımızı da yine aynı şekilde uygulayarak devam edeceğim iki ilmeğimin sağından kolumuz için artırmamı yaptım bir tanesini ters ördüm hemen burada tekrar işaretimi alıyorum işaretimi aldıktan sonra kalan bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bükme işlemini yine aynı şekilde yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi örmeden aparatıma aldım. İki ilmeğimi ördüm. Tekrar öndeki ilmeklerimi sol şişime alıyorum. İkisini birlikte düz örgü ördüm. Kalan iki ilmeğimi ters örüyorum ve 2 ilmeğimden sonra önde bir gizli artırmamı yaptım. Şimdi burada iki tane yan yana ajur modelimiz var. Hemen buradaki ilk modelimizin tam ortasındaki ilmekle sağındaki ilmeği ikisini birlikte alacağım. Artırmamdan sonra 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Sağa doğru ikisini birlikte aldım. 1 bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 tane ilmeğimi ördüm. Bir sonraki modelimizin ortasındaki düz ilmekte sağında artırdığım ilmeğin ikisini birlikte alıyorum. Bir doladım, kalan 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırmamı yaptım ve eşit bir şekilde ajur modelini tamamlamış olduk arkadaşlar. Şurada hemen baktığımızda e, evet kaburda hemen tekrar bükme işlemini yapacağım. E, bükle, artırmamı yaptıktan sonra iki ters ilmeğimi ördüm. E, burada hemen öndeki e, burgumuzun ilk iki ilmeğini arkaya doğru alıyorum. Hemen sondakini tekrar iki ilmek ördüm. Arkaya doğru aldığım ilmeğimi de yine Şişimi alarak ördüm ve üçme işlemini de yapmış oldum. Kalan iki tersimi örüp kenar patımızı da örerek sıramı tamamladım. Ön yüzden ikinci modelimizi tamamlamış olduk. Bundan sonra e, tekrar üçüncü ajur modelimize kadar vurgularımın sırasını takip ederek, artırmalarımızın sırasını takip ederek örmeye devam edeceğim. Bu ikinci modelimizin de hemen son ajurundan sonra şöyle saydığımızda arada yine toplamda 7 sıra olana kadar artırmalarımızı yaparak örelim arkadaşlar. Tekrar üçüncü kez modelimizi uygulamaya başlayalım. İlk düğmeliğimizden sonra da 2, 4, 6, 7 bu sırayı da tamamlayınca 8 sıra olacak. İki diş daha olduktan sonra ikinci düğmeliğimi de açacağım. Dediğim gibi ikinci ajur modelimizden sonra 7 sıra olana kadar robomuzu örmeye devam edelim ve tekrar modelimizi hep birlikte uygulayalım. İğlemin robasının artırmalarını yaparak burgu modelimi takip ederek e, kenar düğme sırasını takip ederek örmeye devam ettim. İkinci modelimizden sonra hemen tersinden son ajur sıramızdan saydığımızda 2 4 6 7 sıra olana kadar artırmalarımı yaparak örmeye devam ettim. İlk düğme iliğimizden sonra da ikinci düğme iliğimi açarak tamamladım. Burada toplamda kaçıncı artırmamızı yapmaya başlamışım yakadan sonra da 2 4 e, pardon 2 4 diş yakamızdı. Hemen sonrasında kenar patımı saydığımda 2 4 6 8 10 11 12. artırmalarımı da ön yüzden yaparak ön kısma kadar geldim ve burada tekrar ajur modelini uygulamaya başlayacağım bu sırada toplamda 3 tane uygulayacağım ortadaki boşluğa bir tane sağ bir tane sola bir tane toplam 3 tane modelimizi uygulayarak devam edeceğim hemen şu ikinci sıradaki ilk ajur modelimizin tam orta ilmeğini buluyorum. Orta ilmeğimin sağından 2 ilmek, solundan 2 ilmek. Buradaki 5 tane ilmeğimiz boş kalacak arkadaşlar ve hemen sağındaki tekrar 5 ilmeğimin üzerine modelimi uygulayacağım. Hemen şöyle baktığımızda ortadan sağından 2 ilmek saydım ve hemen sonrasında bulunan toplamda 2 4 6 tane ilmeğimiz var. Burada 5 ilmek üzerine model uyguluyorduk. 2, 4, 5 ilmeğimizden sonra bir tane ilmeğimiz kalıyor. Öndeki burgu modelimi ördüm. iki tersimi ördüm. Ön bedenimiz için tekrar artırma işlemini yapıyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Ve tekrar ajur modelini uygulamaya başlıyorum. İlmeklerimizin yönünü çeviriyorum. İlk iki ilmeğimi çıkartarak şişimden e, çevirdim. İkisini birlikte aldım. Bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. iki ilmeğimi birlikte alarak birinci modelimi uyguladım. Yine aralarda beş tane ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane düz ilmeğimi ördükten sonra ikinci modelimi uyguluyorum. 2 ilmeğimi şişimden çıkardım. ilmeklerimin yönünü çevirip ikisini birlikte aldım. Bir doladım bir düz ördüm bir doladım iki ilmeğimi birlikte alarak ikinci ajur modelini uygulamış oldum arada yine beş tane ilmeğimiz var bir iki üç dört ve beş beş tane ilmeğimi ördüm ilmeklerimin yönünü çeviriyorum ikisini birlikte aldım bir doladım bir düz ördüm bir doladım 2 ilmeğimi birlikte aldım ve üçüncü modelimi uygulamış oldum bir tane düz ilmeğim var ilmeğimi örüp ön beden için artırmamı yaparak sıramı tamamladım ve üçüncü kez üç tane yan yana ajur modelini uygulamaya başlamış olduk burgumuzun ilmeklerini takip ederek örüyorum ön yüzden modelimizi uyguladık tersinden yine aynı şekilde ilmeklerimizi yönüne göre örerek sıramızı tamamlayalım tekrar ön yüzden artırmalarımızı yaparak ön kısmına kadar gelelim ve ikinci sırasını yine hep birlikte uygulayalım tersinden sıramı tamamladım ön yüzden artırmalarımızı yaparak ön bedenimize kadar geldim üçüncü sıradaki modelimizin ikinci sırasını tamamlayacağım hemen öndeki iki ters ilmeğimi ördüm ön bedenimiz için bir gizli artırmamı yaptım ve hemen ortadaki düz ilmeğimin sağındaki artırdığım ilmeğimin ikisini birlikte alacağım artırmamdan sonra 1 2 3 tane ördüm 2 ilmeğimi birlikte aldım bir doladım e, buradaki modelimizi tamamladım devam ediyorum ikinci modelimize kadar ortadaki düz ilmeğimin sağında artırdığım ilmeğe kadar aradaki ilmeklerimi düz örgü örüyorum. Hemen ortadaki düz ilmeğimin sağındaki artırdığım ilmekle ikisini birlikte aldım. Bir doladım ee, ve yine devam ediyorum. Aradaki ilmeklerimi düz örgü örerek 3. modelimize kadar geldim. Ortadaki düz ilmeğimin sağındaki iki sağındaki artırdığım ilmekle birlikte ikisini birlikte aldım bir doladım ve kalan ilmeklerimi de örerek sıramı tamamlamış oldum ve modelimizi de tamamladık artırmamı yaptım iki tersimi ördüm ve devam ediyorum burada örmeye devam ederken ilk düğme iliğimizden sonra ikinci düğme iliğimi açmıştım arkadaşlar o ikinci düğme iliğimizden sonra da her düğme iliğimizin arasında kısa satır tekniği uygulayacağım onu da hem önde aynı hizada hem arkada aynı hizada yaparak devam edeceğim. Kısa satır tekniği de önden mesela sıramızı sıra sonuna kadar tamamladık. Kenar patlarımızı tersinden dönüyorum. 7 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri dönüş yapıyorum. 7 ilmeğimi örüyorum. Burada bir sıra fazladan örmüş oluyoruz. Şu kenar patlarımızın kasmaması için. Bunu ilk başta sıra başında uyguluyoruz geri dönüşümüzü tamamladıktan sonra artırmalarımızı yaparak yine sıra sonuna kadar örüyoruz sıra sonunda da yine aynı şekilde aynı işlemi uyguladıktan sonra tekrar tersinden sıramızı tamamlayarak devam ediyoruz sizlerde her düğümü iliğinizin arasında bir defa kısa satır tekniği uygulayarak tamamlayabilirsiniz şimdi burada üçüncü modelimizi tamamladık tersinden sıramı tamamlayacağım yine artırmalarımı yaparak Burgularımın sırasını takip ederek örmeye devam edeceğim. E, Robumuz için toplamda e, 16 artırmayı tamamladıktan sonra 17. artırmalarımızı yapmaya başlarken her iki kol uçlarını da haroşör görmeye başlayacağım arkadaşlar ve toplamda 20 artırma yaparak robumuzu tamamlamış olacağız. Bu şekilde toplamda 16. artırmamızı tamamlayalım. 17. artırmamızı yapmaya başlarken de haroşa örgülerimizi kol uçlarında başlayalım. Tekrar gerekirse sıramızda gelirse burada ön kısımda bulunan 4. modelimizi de hep birlikte uygulayalım. Yeleğimin robası için ön kısımda bulunan 3. ajur modelini uyguladıktan sonra artırmalarımı yaparak örmeye devam ettim. Toplamda artırma sıramızı saydığımızda yakımızdan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 defa artırma işlemini tamamladım. Yine artırmalarımı yaparak örmeye devam edeceğim. Önde bulunan modelimin sırasını takip edeceğim. Bu sıradan itibaren de her iki kol ucunda bulunan ilmeklerimi haroşa örgü örmeye başlayacağım. Şu an ön yüzdeyim. Yine artırmalarımı yaparak örmeye devam ediyorum. Burada örmeye devam ederken de ben biraz kısa şişime başlamıştım. Yine aynı 3,5 numaralı şişimle biraz daha uzun şişime geçiş yaparak devam edeceğim. Daha rahat örebilmek için. Kenar 7 ilmeğimi haroşa örgü örüyorum. 7 ilmeğimizden sonra Kolumuz için yine bir gizli artırma yapıyorum. Artırmalarımızı yine aynı şekilde yaparak devam edeceğim ve kolda bulunan ilmeklerimi haroşa örgü örmeye başladım. Benim ilmek alışıma göre önden düz, tersinden de düz örgümü tamamladığımda haroşa ilmeklerim oluşuyor arkadaşlar. Onun için e, bu şekilde bu sıramızı ben düz olarak devam edeceğim. Sizler farklı ilmek alıyorsanız haroşa örgünüzü kolunuzda örmeye başlayabilirsiniz. Artırma ilmeğimize kadar kol ilmeklerimizi haroşa örgü örerek tamamlayalım ve devam edelim. 2 artırma ilmeğime kadar ilmeklerimi kol ilmeklerimi örerek tamamladım. Bir gizli artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Arka bedenimiz için bir gizli artırmamı yaptım. Arka bedenimizi yine aynı şekilde düz örgü örerek devam ediyorum diğer artırma ilmeğimize kadar düz örgümüzü örerek tamamlayalım. Tekrar diğer kolumuzu da haroşa örgü örmeye başlayalım. Arka beden ilmeklerimizi düz örgü örerek tamamladım. Aradaki artırma ilmeğime geldim. Sığından bir gizli artırmamı yaptım. Artırma ilmeğimi ters ördüm. Ve solundan bir gizli artırma yaparak kol ilmeklerimize geldik. Yine kolda bulunan ilmeklerimi karış örgü örerek devam ediyorum. Öndeki artırma ilmeğimize kadar kol ilmeklerimizi örelim ve devam edelim. Kol ilmeklerimi haroşa örgü örerek tamamladım. Artırma ilmeğimin sağından bir gizli artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Vurgumuz için 4 tane ilmeğimi düz örüyorum sonrasında bulunan yine iki ilmeğimi ters ördüm ve ön bedenimize gelmiş oldum burada ön bedenimizde de toplamda 5 sıra oldu bu sırayı önden ve tersinden tamamladıktan sonra bir sonraki ön sırada tekrar e, dördüncü kez ajur modelini uygulamaya başlayacağım arkadaşlar bu şekilde önde bulunan ilmeklerimizi modelimizi takip ederek sıra sonuna kadar örelim tersinden de tekrar e, Kol artırma ilmeğimize kadar yine modelimizi takip ederek örelim. Koldaki ilmeklerimizi yine dediğim gibi haraşo örmeye başlayalım. Bu arada ikinci düğme sonra da dediğim gibi kısa satır tekniğini uyguladım. Ben arkadaşlar bir önceki sırada ön yüzden hemen baştaki ilmeğimi 7 ilmeğimi örerek aldım. Tekrar geri dönüş yaptım. Ön yüzden yine aynı şekilde 7 ilmeğimi örerek artırmamı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna kadar sıramı tamamladıktan sonra tersinden 7 ilmeğimi örüp tekrar geri dönüş yaptım ve yine tekrar tersinden sıramı takip ederek ördüm ve her iki kenarda kenarda aynı aynı sırada birer kez kısa satır tekniğini uygulamış oldum. Bundan sonra her düğme iliklerimin arasında toplamda 2 4 diş olduktan sonra ya da 5 diş olduktan sonra sizler de aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Önden sıramızı tamamlayalım. Dediğim gibi tersinden de kola kadar gelelim ve devam edelim. Tersinden modelimi takip ederek artırma ilmeğimize kadar geldim. Artırma ilmeğimizi düz ördüm. Kol ilmeklerimi örmeye başlayacağım. Burada her iki kol iç kısımda artırdığım ilmeklerimizi de haroşa örgü öreceğim. Hemen artırdığım ilmekle birlikte kolda bulunan ilmeklerimizi haroşa örgü örmeye başladım ve ön yüzden baktığımızda birinci haroşa sıramı tamamlamış oluyorum bu şekilde. Diğer artırma ilmeğimize kadar haroşa örgümüzü örerek tamamlayalım. Videoyu bölmeden hızlı bir şekilde devam ediyorum. sırada 17. artırmamızı da tamamlıyorum arkadaşlar. Robamız için toplamda 20 defa artırma işlemi yapacağım. Toplam 20 artırmamız olana kadar her iki kolda bulunan ilmeklerimi de haroşa örgü örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi artırmalarımı yine ön yüzden yaparak öreceğim. Aradaki artırma ilmeğime kadar geldim. Burada artırdığım ilmeğimi de yine haroşa ördüm artırma ilmeklerimizi düz örgü örerek arka bedenimize geldim arka bedenimiz aynı şekilde devam ediyor önden düz tersinden ters örgü örerek devam edeceğim arka bedenimizi diğer kolumuza kadar tamamladıktan sonra yine kolumuz için sağında ve solunda yaptığımız artırdığımız ilmeklerimizi de haroşa örgü örerek kalan 7 ilmeğimizi de haroşa örgü örerek tamamlayalım Tekrar ön yüzden artırmalarımızı yaparak yine koldaki ilmeklerimizi haraşa, arka bedenimizi düz, diğer koldaki bulunan ilmeklerimizi haraşa örgü örerek ön kısma kadar gelelim ve ajur modelini uygulamaya başlayalım tersinden sıramı tamamladım ön yüzden artırmalarımızı yaparak ön kısma kadar geldim burada saç örgümüzün bükme işlemini yaptım iki ters ilmeğimi ördüm bir gizli artırmamı yaptım ve ön kısma tekrar ajurma modelini uygulamaya başlayacağım yine son ajurumuzdan sonra 2 4 6 7 sıramız oldu bu sırada çaprazlama olarak yan yana toplamda 4 ajur modeli uygulayacağım arkadaşlar. Burada hemen bir önceki sıradaki ajur modelimizin ortasında bulunan düz ilmeğimi takip ettim. Sağından 2, solundan 2 ilmeğimiz vardı, 5 ilmeğimiz var. Bu, 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 bizim bir alttaki modelimizin ilmekleri. Şimdi burada çaprazlama olarak uygulayacağımız için bu ortadaki ilmeklerimiz boş kalacak. Hemen sağından 2 4 5 tane ilmek sayıyorum. Buradaki ilmeğimizin üzerine modelimi uygulamaya başlayacağım. Bir tane ilmeğim kalıyor. Artırmamı yaptım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm ve modelimi uygulamaya başlıyorum. Hemen ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Onu şöyle çıkartıp da çeviriyorduk. İlmeklerimizin yönünü çevirdim. İkisini birlikte aldım. Bir doladım bir düz ördüm bir doladım sola doğru iki ilmeğimi birlikte alarak ilk modelimizi uyguladım arada 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm ikinci modelimizi uyguluyorum ilmeklerimin hemen yönünü çeviriyorum sağa doğru ikisini birlikte aldım bir doladım bir düz ördüm bir doladım sola doğru iki ilmeğimi birlikte alarak ikinci modelimi uyguladım tekrar arada bir iki üç dört beş tane düz ilmeğimi ördüm ve üçüncü modelimiz için iki ilmeğimi çıkardım şişimden sağa doğru yönünü çevirdim ikisini birlikte aldım bir doladım bir düz ördüm bir doladım Sola doğru 2 ilmeğimi alarak 3. modelimi uyguladım. Tekrar arada 1 2 3 4 5 ilmeğimizi düz ördüm ve son modelimi uygulamaya başlıyorum. 2 ilmeğimin yönünü sağa doğru çeviriyorum. İkisini birlikte aldım. 1 bir doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. Sola doğru 2 ilmeğimi birlikte aldım kalan bir düz ilmeğimi örerek dördüncü modelimi eşit bir şekilde uygulamış oldum bundan sonra modelimiz önde bulunan ajur modelimiz e, yeleğimizin ön kısmı için etek ucuna kadar devam edecek bundan sonra da her e, model kuruluşumuzu bu sırada 4 yaptım tekrar 7 sıra olduktan sonra 3 bir sonraki sırada yine 4 bir sonraki sırada yine üç tane olarak devam edecek Aradaki iki ilmeğime geldim. Hemen burada artırmamızı yapmayı unutmayalım. Artırmamı yaptım. İki ilmeğimi ters ördüm. Ve hemen sağındaki burgumuzu yapmıştık. Solundaki burgumuzu da yaparak devam ediyorum. Dışa doğru aldım ilmeklerimin iki tanesini. Kalan iki ilmeğimi ördüm. Diğerini de hemen tekrar sol şişimi alarak bükme işlemini yaptım. 2 ters ilmeğimizi ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Tersinden yine öndeki ilmeklerimizi yönüne göre örerek kolumuza kadar gelelim ve devam edelim. Tersinden öndeki modelimizi takip ederek ördüm. Kola kadar geldim. Burada hemen kolda artırdığım iki ilmeğimi artırma ilmeğimi düz ördüm ve kol ilmeğimi artırdığım ilmeğimi yine harış örgü örerek devam ediyorum ve böylelikle tersinden sıramı tamamladığımda da ön yüzden baktığımızda ikinci haraşı sıramızı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde kol ilmeklerimizi haraşa, arka beden ilmeklerimizi ters, diğer kol ilmeklerimizde haraş örgü örerek sıramızı tamamlayalım ön yüzden yine artırmalarımızı yaparak kolda bulunan ilmeklerimizi haroşa örgü örerek devam edelim. Ön kısımda uyguladığımız modelimizin de ikinci sırasını tamamlayalım arkadaşlar. O da zaten anlaşılır bir şekilde olmuştur. Hemen şöyle ilk modelimizin ortadaki ilmekle sağındaki artırdığım ilmeğin ikisini birlikte alarak bir dolayarak modelimizin ikinci sırasını tamamlayalım ve tersinden yine örmeye devam ederken koldaki ilmeklerimizi haroşa örgü örerek devam edelim. Bu şekilde her iki kol ucunda bulunan haroşa ilmeklerimiz toplamda 4 diş haroşa boyu olana kadar artırmalarımızı yaparak burgu modelimizi öndeki modelimizi takip ederek örelim toplamda 20 artırmamızı tamamlamış olacağız arkadaşlar ve kol kesimini yaparak bedenine geçelim Yobamızın artırmalarını toplamda 20 defa artırma olana kadar tamamladım. Her iki kol ucunda bulunan ilmeklerimi de haroşa örgü örerek tamamlamış oldum. Toplamda 4 diş haroşa boyu olana kadar da kollarımızı ördüm. Hemen yakada 4 diş haroşamızdan sonra kenar patımızı saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 defa artırma sıramızı buradan sayarak takip edebilirsiniz. Şu an ön yüzdeyim. İlk olarak buradaki kolumuzun kesimini yapacağım. Daha sonra diğer kol kesimini yaparak bedenimizi de birleştirerek devam edeceğim. Burada kol kesimini yapmak için hemen başta bulunan 7 ilmeğimizi, kenar patımızı haroşa örgü örerek tamamlayacağım. Şuradan hemen kenar ilmeğimi aldıktan sonra 7 ilmeğimi karışı örgü örerek sıramı tamamladım burada kolumuz için hemen bu iki artırma ilmeğimizin bir ilmeğini kola dahil ederek kesimini yapacağım arkadaşlar onun için hemen iki ters ilmeğimin bir tanesini koluna dahil ettiğimizde 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 49 ilmeğimiz var ve kol kesimini yapmaya başlıyorum. Başta 7 tane ilmeğimiz vardı. 7 ilmeğimizi ördük patımızın kol ilmeklerimi düz bir kesim yaparak devam ediyorum. Çok sıkmadan düz bir kesim yaparak ilmeklerimizin kesimini tamamlayalım İsterseniz örerek kesim de yapabilirsiniz eliniz çok sıkı ise ya da benim yaptığım gibi düzgün bir şekilde hafif esnek tutarak kol kesiminizi tamamlayabilirsiniz bu şekilde iki artırma ilmeğimizin bir ilmeğini kola dahil ederek kesimimizi tamamlayalım ve devam edelim ön yüzden artırma ilmeğimize kadar kesimini yaparak devam ediyorum. Buradaki artırma ilmeğim kaldı. Artırma ilmeğimin bir ilmeğini kula dahil edeceğim. Onu da hemen şu şekilde ikisini birlikte aldım. Bu kalan ilmeğimizin de soldan yine hemen şöyle baktığımızda tekrar ikisini birlikte alarak aldığım ilmeğimi de arkaya dahil ederek kolumuz için toplamda 49 ilmeğimizi kesmiş oldum arkadaşlar. Şimdi e, örmeye devam ediyorum. Hemen şuradaki ilmeklerimi aldım. Şu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka bedenimize geçiş yaptım. Arka bedenimizi yine düz örgü örerek diğer kolumuza kadar gelelim ve diğer kol kesimini de hep birlikte yapalım. Arka beden ilmeklerimizi de diğer kolumuza kadar düz örgü örerek tamamladım. Diğer kol kesimini yapmaya başlayacağım. Baştaki kolumuzda toplamda 49 ilmeğimiz vardı. Şimdi burada kolumuzun hemen sonrasında ön bedenimizde bulunan burgumuzun sağındaki ve solundaki ters örgülerimiz ee, yelek bitimine kadar devam edecek arkadaşlar. Onun içinde hemen burgumuzun sağındaki iki ters ilmeği öne dahil ediyorum. Hemen sonrasında toplamda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 49 ilmeğimi kolumuz için ayırdım. İki ters ilmeğimin bir ilmeği kola dahil oldu. Bir tanesi kaldı. Onu da arkaya dahil edeceğim. Onu da yine düz örgü örerek arka ilmeklerimi tamamlayacağım ve diğer kolumuzun yani sağ kolumuzun kesimini yapmaya başlıyorum. Öndeki iki ters ilmeğimize kadar aynı diğer kolunu kestiğimiz gibi bu kolumuzu da keselim ve devam edelim. Sağ kolumuz için de toplam 49 ilmeğimizi 48 ilmeğini kestim. şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Buradaki ters ilmeğimin ilk ilmeğiyle bu kalan ilmeğimi de kesiyorum. Kestiğim ilmeğimi tekrar sağ şişim aldım. Bu e, ikinci ters ilmeğim olacak bedenimizde ve e, yine sağında burgumuzun sağındaki ve solundaki ters ilmeklerimiz, burgu ilmeklerimiz yine kol altından bedenimizden etek ucuna kadar devam edecek. Burada hemen yine şişimi alıyorum, örmeye devam ediyorum. E, hemen şöyle baktığımızda burgumuzun da sırası gelmiş. Hemen şu kenar ilmeğimi alıp tekrar işaretimi önünden takıyorum. İkinci ters ilmeğimi ördüm. Bükmemizi yaparak öndeki ilmeklerimizi düz yine buradaki bükmemizi yaparak devam edeceğim. Burada da 2, 4, 6, 8, 10 sıra olmuş arkadaşlar. Üçüncü düğme ileğimizi de açarak sıra sonuna kadar devam edelim. Tersinden bedenimizi birleştirerek ve her iki kol altında artırmamızı yaparak beden birleştirmesini birlikte yapalım. Vurgularımızı yaparak önde bulunan modelimi de takip ederek 3. düğme ileğimi açarak sıramı tamamladım. Burada artık roba artırmalarımızı tamamladığımız için bedenine geçtiğimiz için arkadaşlar öndeki düz ilmeklerimizin sağından ve solundan artık artırma işlemi yapmıyoruz dediğim gibi robamızı tamamladık sadece bedenimizin rahat olabilmesi için e, her iki kol altında ilmeklerimizi artırarak bundan sonra da şişimizde bulunan ilmeklerimizi de modelimizi takip ederek örmeye devam edeceğim tersinden kenar patımızı 7 ilmeğimizi yine haroşa örgü örerek ördüm Burgumuzun sağındaki ve solundaki ilmeklerimizi düz örüyorum. Burgumuz içinde dört tane ilmeğimi ters örgü örerek sıramı burada tamamladım. Hemen diğer ortadaki ilmeklerimizi de ters örgü örerek diğer burgumuzun da sırasını takip ederek kol kesimini bitirdiğimiz yere kadar sıramızı tamamlayalım ve kol altında artırmalarımızı hep birlikte yapalım. Önde bulunan burgumuza kadar modelimi takip ederek ördüm. Şimdi burgumuzun sağındaki ön yüzdeki iki ters ilmeğimiz var. Burada hemen kenar ilmeğimi önündeki ilmeğimi iki düz olarak aldım. Burada dediğim gibi modelimiz yine devam edecek arkadaşlar ve kol altına geldim. Burada bu kol altımızda toplamda 3 tane ilmek artırma işlemi yapacağım. Hemen şöyle bir İki tanesini ilmek atarak artırdım. Üçüncü ilmeğimizi de hemen şu kesimi yaptığımız yerden şu ilk ilmeğimi kesim yaptığım ilmeğimi şişime aldım. Ve tekrar geri dönüş yapıyorum. Burada üçüncü ilmeğimi artırmış oldum. Onu da ters örgü örerek bir ilmekte oradan çıkarmış olduk. Toplamda üç tane ilmek kol altında artırmış olduk. Ve buradaki bedenimizi de birleştirmiş olduk. Şimdi hemen ters ilmeklerimizi yine diğer kol altına kadar ters örgü örerek tamamlayalım ve diğer tarafta da artırmalarımızı yaparak birleştirmesini yapalım. Tersinden hemen kesim yapmaya başladığım yere kadar, tamamladığım yere kadar bütün ilmeklerimi ters örgü örerek tamamladım. Şimdi hemen şu başta kalan kenar 7 ilmeğimizi patımızı alıyorum burada toplamda 2 ilmek artırma yapacağım burası da e, bitişik olması e, gerektiği için arkadaşlar burada hemen artırmamı tersinden burada şu uç kısımdan bir ilmek çıkartarak yapacağım ikinci artırmamı da ön yüzden aradan gizli artırma yapacağım şöyle tuttuğumuzda yine hemen kesimi yapmaya başladım ilk ilmeğimi şişime aldım burada bir ilmek artırmış oldum Hemen şöyle birleştirmesini yapalım. Dediğimiz gibi, dediğim gibi bu kol altımız açık olduğu için bu ortada artırma işlemi yaptım. Burada bir tanesini kesim yapmaya başladığım ilmekten yaptım. Bu aldığım ilmeğimi de yine ters örgü örüyorum. Arayı da sıkı tutarak birleştiriyorum. Kalan 7 ilmeğimizi de haroşa örgü örerek kolumuzun birleştirmesini yapmış oldum şimdi burada bir ilmek daha artıracağım hemen ön yüzde dönüş yapıyorum kenar 7 ilmeklerimiz yine aynı şekilde haroşa örgü olarak devam edecek kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar ilmeğimle birlikte 7 tane ilmeğimi haroşa ördüm hemen şurada bir ilmeğimi düz ördüm ikinci ilmeğimin içerisinden ee, ipimi şişimden çıkarmadan ilmeğimi tekrar şöyle altından geçiş yaparak bir ilmek daha artırdım ve burada iki ilmek artırmış olduk Dilerseniz iki ilmek örüp bir gizli artırma yaparak da artırmanızı tamamlayabilirsiniz artık burada hemen kenar patımızdan sonraki bölümde hiçbir artırma işlemi yapmayacağım devam ediyorum ön yüzden sıra sonuna kadar düz örgümü örerek tamamlayacağım. Hemen şöyle tuttuğumuzda da bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi robamızı tamamlamış olduk. Kol kesimini yapmış olduk. Bedenine geçiş yaptık. Bedeninde yine her iki kenardaki burgularımız, öndeki ajur modelimiz devam edecek. Tersinden devam ediyorum. Bundan sonra hiçbir artırma, eksiltme işlemi yapmayacağım. Şişimde bulunan ilmeklerimi öreceğim. Ön yüzden sıra sonuna kadar burgumuzu takip ederek modelimizi takip ederek sıra sonuna kadar örelim. Tersinden de yine ters örgü örerek e, kenar patlarımızı haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Bir sonraki sırada da e, yine ajur modelimizin sırası gelecek. Yine modelimizi hep birlikte uygulayalım. Önden ve tersinden sıramı tamamladım. Ön yüzde dönüş yapıyorum. Dediğim gibi şişimde bulunan ilmeklerimi artık hiçbir artırma eksiltme yapmadan modelimi takip ederek örmeye devam ediyorum. Bu son ajur modelimizden sonra da hemen baktığımızda toplamda yine 7 sıra ters örgülerim olana kadar sıramızı tamamlamış olduk. Bu sırada tekrar ön bedenimizde ajur modelini uygulayarak devam edeceğim. Kenar 7 ilmeğimizi haroşa örgü örerek diğer ilmeklerimizi de önde bulunan burgumuza kadar düz örgü örerek sıramızı tamamlayalım ve modelimizi tekrar hep birlikte uygulamaya başlayalım. Önde bulunan modelimi kadar düz ilmeklerimi örerek tamamladım. Şimdi burgumuzun sağında dediğim gibi iki ters ilmeğimiz devam ediyor yine aynı şekilde. Burgumuz için 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Hemen sonrasında yine iki ters ilmeğimi örerek ön bedenimize geldim. Şimdi burada bir önceki sırada 4 tane yan yana model uygulamıştım. Bu sırada şu aralara toplamda yan yana üç tane model uygulayacağım. Onu da yine hemen ilk düz ilmeğimin ortasındaki ilmeğini buldum. Solundan iki tane ilmeğimi saydım, sağdan da saydığımızda 5 tane ilmeğimiz oluyor ve hemen sonrasındaki 5 ilmeğimin üzerine e, ilk modelimi uygulamaya başlayacağım. Hemen ters ilmeğimizden sonra 2 4 6 8 9 ilmek öreceğim. Yan yana 3 tane modeli uyguladığımızda 9 ilmek örüp e, modelimizi uygulamaya başlıyoruz. 2 ters ilmeğimden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmeğimi düz ördüm ve hemen şu aradaki 5 ilmeğimin üzerine modelimi uygulamaya başlıyorum. İlmeklerimi sağa doğru çevirip ikisini birlikte aldım. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sola doğru iki ilmeğimi örerek modelimi uyguladım. Arada yine 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğimi ördüm ikinci modelimiz için 2 ilmeğimin yönünü sağa doğru çeviriyorum ikisini birlikte aldım bir doladım bir düz ördüm bir doladım sola doğru 2 ilmeğimi alarak ikinci modelimi uyguladım arada yine 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm hemen sonraki 5 ilmeğimin ilk 2 ilmeğini sağa doğru çeviriyorum ikisini birlikte aldım bir doladım bir düz ördüm bir doladım sola doğru iki ilmeğimi birlikte alarak yan yana üç tane model uygulamış oldum kalan ilmeklerimi de düz örgü örerek burgumuza kadar sıramı takip ediyorum iki ters ilmeğimi ördüm Kurgumuz için dört tane düz, 2 ters, kenar patımızı da örerek sıramı tamamlıyorum. Tersinden sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Bir sonraki ön sırayı da yine ön kısma kadar gelelim. Modelimizin ikinci sırasını yaparak sıramızı tamamlayıp tersinden de yine sıramızı tamamlayalım. Tekrar devam edelim. Bir sonraki model kurulumunda tekrar sizlere anlatıp devam edeceğim. Son ajur modelimin ikinci sırasında tamamlayarak modelimi tamamladım. Yan yana üç tane model uygulamış olduk. Yine şişimdeki ilmeklerimizi yönün öndeki modelimizi takip ederek örmeye devam edeceğim. Son 3. modelimizden sonra yine toplamda tersinden 7 sıra olduktan sonra tekrar ajur modelini uygulayacağım. Bundan sonraki ajur modelimizde yan yana dört tane uygulayacağım. Onu da şu hemen sağa sola ortadaki boşluklara uygulayacağım. Burada yan yana şu tane model uyguladığımızda iki tane ters ilmeğimden sonra toplamda 9 tane düz ilmek örüp aradaki aynı hizaya modelimi uygulamıştım. dördüncü modelimizi de uygulamak için hemen şöyle e, ee, ilk 3 tane modelimiz 5 tane ilmeğimiz arkadaşlar bu bir sonraki sırada arada boşluk olarak kalacak ve hemen sağındaki 5 ilmeğimi modelimi uygulayacağım 2 4 5 ilmeğimi modelimi uygulayacağım toplamda 4 tane ilmeğim kalıyor yani yan yana 4 tane ajur modelimizi uyguladığımızda ters ilmeğimden sonra 4 tane düz örüp Hemen sonraki 5 ilmeğimin üzerine modelimi uygulayıp yine arada 5 ilmek örüp tekrar modelimi uyguladığımda da yan yana toplamda 4 tane model uygulamış oluyoruz. Ön kısmı bu şekilde bir sıradaki ajur modelimiz 4 tane, bir sonrakinde 3 tane, yine bir sonrakinde 4 tane 3 tane olarak etek ucuna kadar devam edecek. Ee, bu şekilde yeleğimizin ajur modelini vurgu modelimizin sırasını takip ederek kenar patlarımızın sırasını düğme iliklerimizin sırasını takip ederek aradaki geri dönüşlerimizi unutmadan bedenimizi etek ucuna kadar örerek tamamlayacağım yeter uzunlukta olduktan sonra da etek ucu içinde yine haroşa örgümüzü örerek kesimini yapacağım burada örmeye devam ederken büyük ihtimalle birinci yumağımı bitirip ikinci yumağıma geçiş yapacağım arkadaşlar onu da mümkün olduğunca hemen şu öndeki kenar patımızdan sonra ipinizi birleştirirseniz, daha sonra bu ipinizi de kenar patlarının arasından gizleyerek temizlemesini yapabilirsiniz. Böyle beden, böylelikle bedenimizde hiçbir şekilde düğüm olmadan ipinizi de birleştirmiş olursunuz ve temiz bir örgü çıkartarak yeleğinizi tamamlarsınız. Ben yeleğimizi etek ucuna kadar örerek tamamlayayım tekrar geliyorum uzunluğunu sırasını ölçüsünü vereceğim sizlere etek ucu için haroşa örgümüzü örmeye başlayalım Yeleğimin bedeni için ön yüzden ortadaki ajur modelimi takip ederek her iki kenardaki burgularımızın sırasını takip ederek ve kenar patlarımızın sırasını takip ederek bedenimizi etek ucuna kadar örerek tamamladım. Örmeye devam ederken de her 10 diş olduktan sonra düğme iliklerimi açtım. Düğme iliklerimizin arasında da birer kez kısa satır tekniği uygulayarak devam ettim. Toplamda 2, 4, 5, 6. düğme iliğimi açtım. 6. düğme iliğinden sonra da 2, 4, 5 diş haroşa boyu olana kadar ördüm. Burada önde bulunan modelimize baktığımızda da toplamda yakadan itibaren ajur modelimizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ajur modeli uyguladım. 10. modelimizden sonra da hemen son ajur sırasından saydığımda Toplamda 7 sıra olana kadar ördüm ve bedenimi tamamlamış olduk. Etek ucu için haroşa örgümü örmeye başlayacağım. Hemen santim olarak da kol altından itibaren etek ucuna kadar olan uzunluğumuza bakalım. Şu an şişimizde toplamda 19 santim uzunluğunda olana kadar örmüşüm arkadaşlar ve ön yüzden lastik örgümü örmeye başlayacağım burada hemen sıra başında bulunan kenar ilmeklerimle dahil diğer ilmeklerimi haroşa örgü örmeye başlayacağım örmeye devam ederken de hemen birkaç sıra öncesinde birinci yumağımı bitirdim ikinci yumağıma geçiş yaptım birleştirme ipimi de hemen kenar patımıza getirdim böylelikle bedenimizde hiçbir şekilde düğüm olmadan tamamlanmış oldu bu birleştirme iplerimi de daha sonra kenar patlarımın haroşa ilmeklerimin arasından gizleyerek tamamlayacağım sizler de bu şekilde ya arkada ya önde e, kenar patınızı ipinizi getirerek birleştirebilirsiniz ön yüzden haroşa örgümü örmeye başlıyorum bütün ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar karış örgü örerek tamamlayacağım. Önde bulunan modelimizin ilmeklerinde yine aynı şekilde öreceğim arkadaşlar. Benim ilmek alışıma göre dediğim gibi önden düz, tersinden de düz örgümü tamamladığımda birinci haroşa sıramı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde şişimizde toplamda 4 diş haroşa boyu olana kadar lastik örgümüzü örelim. Toplamda etek ucu için 4 diş yarış örgümüzü tamamladıktan sonra da yine ön yüzden sıra sonuna kadar aynı kolucunda yaptığımız gibi düz bir kesim yaparak lastik örgümüzü keselim. Düğmelerimizi de dikelim. Yeleğimizin ölçülerine hep birlikte bakalım. Yeleğimle tek ucu için toplamda 4 diş haraşo örgümü ördükten sonra ön yüzden sıra sonuna kadar kesimini yaptım. Kalan iplerimi de tersinden gizleyerek temizlemesini yaptım. Düğmelerimizi de dikerek yeleğimizi tamamlamış oldum. Ön bedenimiz bu şekilde olarak tamamlandı. Arka bedenimizde bu şekilde olarak yeleğimizi tamamlamış oldum yeleğimizin boyutu 6 aydan 1 yaşına kadar hatta 13-14 aya kadar kullanılabilecek boyutu oldu arkadaşlar Yeleğimizi de e, tam bir yumak kullandım ikinci yumamdan da çok az kullandım yani elinizde bir yumaktan biraz fazla ipiniz varsa rahatlıkla yeleğinizi örebilirsiniz nasıl küçültebiliriz, hemen nasıl büyütebiliriz anlatımında yapmaya çalışayım sizlere. Ee, yeleğimizi yeni doğan için örmek istediğinizde, yani 0-6 ay için örmek istediğinizde yakamızı 6 ilmek eksik başlıyoruz. Benim verdiğim sayıdan kollardan birer ilmek eksiltiyoruz. Önden 2 ilmek eksiltiyoruz. Arkadan 2 ilmek eksilterek robo kuruluşunu yapıyoruz. Burada e, robo kuruluşunda da öndeki ajur modelimizi Toplamda 7 ilmek olana kadar öndeki düz ilmeklerinizi artırarak 7 ilmek olduktan sonra da yine aynı şekilde ajur modelinizi ortada 5 ilmek üzerine uygulayarak burgularınızı yine aynı şekilde yaparak yeleğinizin robo kuruluşunu yapabilirsiniz. Toplamda robo artışımızı da 14 defa yaparak 14. artırmadan sonra da yine kol uçlarını yine artırma yaparak haroşo örmeye başlayabilirsiniz. Toplamda 4 diş olana kadar haraşo örgünüzü tamamladığınızda roba artışınız toplamda 18 artırma olacaktır arkadaşlar. Kol kesimini yaparak yine aynı kol altında ve bedeninde artırmalarınızı yaparak bedenine geçebilirsiniz. Bedenini de bir model daha kısaltarak yani toplamda 9 az, ajur modeli uygulayarak etek ucu içinde haraşo örgünüzü örerek yeleğinizi 0-6 ay için rahatlıkla örebilirsiniz. Ya da bir beden büyütmek istediğimizde benim verdiğim sayının üzerine yakamızı 6 ilmek daha fazla başlıyoruz. Yani yakayı 82 ilmek başlayarak yine benim verdiğim sayının üzerine fazla olan 6 ilmeğinizi kollara birer, önlere ikişer, arkaya iki ilmek olarak fazla ayrımını yaparak yine aralardaki artırmalarınızı aynı şekilde yaparak robo kurulu için şunu da aynı şekilde yaparak modeli de yine aynı ortada uygulayarak başlayabilirsiniz. Roba açışınızda toplamda 22 defa yaparak kol ucundaki haroşa sıranızı da yine aynı şekilde ayarlamasını 4 diş olacak şekilde ayarlamasını yaparak robayı tamamlayıp artırmalarınızı yine aynı şekilde bedenine geçiş yaparken ayarlayabilirsiniz. Bedenini de bir model daha uzatarak 2-2,5 yaşa için örebilirsiniz. 1,5 yaş için örmek istediğinizde de ayrıca yine aynı şekilde benim verdiğim sayıyla robayı başlayıp e, roba artışınızı bir sıra daha yapabilirsiniz. Ben toplamda 17 artırmamı yapıp kolucunu örmeye başlamıştım 17. artırmamda. Sizler 18. artırmada yaparak yine aynı şekilde kol uçlarını örgü örerek Robanızı toplamda 21 artırma yaparak kol kesimini tamamlayıp bedenine geçiş yaparak bedenimizden sonra da birkaç sıra daha uzatarak bir buçuk yaş için rahatlıkla örebilirsiniz arkadaşlar. Bu güzel modelinde tekrar anlatımını yapmış oldum sizlere daha önce kanalımda hırkasının çalışmasını anlatmıştım yelek çalışmasında kısa bir şekilde anlatmıştım Bu videoda da ise yeleğin yapılışını baştan sona anlatmış oldum Sizler de inşallah beğenirsiniz Örcük arkadaşlara kolay gelsin şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız Bundan sonra yayınladığım videolardan da iksiz haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.